Bu var ya, bu tamamen yıpranalım. Bunlar ya. Tamamen ölü saçlar bak. Bak. Ya. Su içene yılan bile dokunmaz. Ona ben yılan diyeyim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arapça giriş yapmak istiyorum, bana bir kelime söyler misin? Esselamu aleyküm ve aleyküm ve rahmetullah. Ya cema, en önemli. İttir ittir be hakkım. İttir ittir be hakkım. İttir ittir. Yeşim çok Arapça öğrenmiş şu an, başkalarına öğretiyor. Abi ya, ne ittir ittir be hakkım mı? İttir. Çiktir. Çitir. 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 Beyaktum. Çitir. Çitir. Beyaktum. Çok seviyorum demek. Neyi? Sizi çok seviyorum. Sizi çok çok seviyorum. Evet. Hoş geldiniz ne demek? Hoş geldiniz demek. Evlas selam. Ehlen ve sehlen. Belli. Ehlen ve sehlen. Ehlen. Evet. Okey. Siz anladınız arkadaşlar. Bugün Yeşim resmi geldi. Pek bir resmi şekilde geldi. Nasıl espriyi yapamayız. Evet, Yeşim saçlarına bir işlemler yaptırmış. Ondan sonrasında saçları biraz da yıpranmış. Biz de biraz daha çok yıprandı. Evet, çok yıprandı. Ben dedim ona yaptırma diye. Ne yaptırmıştın tam olarak? Büyük bir şey yaptırmıştım. Afro su dalgası yaptırmıştım. Sonra bir bile yük geliyor bir insana. Evet, böyle yürüyor sadece. Bir açarken böyle gibi. Saçımdan çeksem komple geliyor. Bugün Yeşim'in saçlarını bir tazeleyeceğiz. Şu yıpranmış olan saçları görüyoruz zaten. Ben de komple yıpranmış böyle. Evet. Bana çok acıyor diyorum. Dikkat et. Hassas. Çok acıyor. Evet. İlk önce saçını yıkayacağız keratin şampuanıyla. Şampuan alalım ve keratin şampuanı. Bu arada Barış resmini de tanıyorsunuzdur büyük ihtimal. O da çok resmi bir insan kendisi. Evet. Bugün resmi giyinmemiş ama. Bugün değişik. Bugün resmi. Şey giyinmiş. J. Şimdi. Evet. Burada yıkayacağız. Niye? Orada da yıkanabiliyor ama burada yıkamak şu an daha sağlıklı. Burada nasıl yıkayacağım? Daha önce hiç yaşamadın değil mi bunu? Hiç yaşamadım. Mükemmel bir şey. Ben her gün yaşıyorum, dur. Değil mi? Dur, kalk. Hatta Barış sen yaşatmak kalk. İster misin bunu? Ben bir kalk oradan bakayım, bu böyle kalkıyor. Evet, öyle kalkıyor. Yok, üstündeyken de kalkıyor, sıkıntı yok. Kalkıyor. Gel. Evet, gel. Bu nasıl yıkanıyor ya? Su güzel, çok güzel. Tamam. Ya gel. Nasıl bir duygu peki böyle yıkanmak? Çok iyi. Değil mi? O kadar erkeksi oldum bir anda. Evet evet. Yalnız şu an var ya gerçekten şu seyirciler hissedemiyor ama şu dokuya bakar mısın sertliğe? Sert yani saçı bak ne kadar yumuşak oluyor. Ağlamak mı? Saç kalmış. Senin saçın sevilirken sevilmez el takılır böyle yani. Benim suçum değil. Senin suçun. Benim suçum. Ben sana geldim, saçlarını boyadım bu hale getirdin. Aa, kuru iftira. Hayır cidden. Kuru iftira, vallahi billahi kuru iftira. Ben dedim yapma dedim, sivilce çıkar dedim, saçım sert dedim. Yemin adına yapacağım dedim. Ne diyorsa doğrudur kardeşim. Öyle. Oh. Biz bunu süreceğiz. Sürmemiz. Sana bayağı keratin harcayacağız bu arada. Harca bok kullan. Evet. Şey yapma. Elim korkuyla ışınmıyorum. Evet. Zaten başka türlü olmaz. Şu harcadığım keratine bak. Bu arada saçım bundan sonrasında tamamen toplanacak. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksın. Tamamen tertemiz, dökülmelerin olmayacak. Kesinlikle. Allah billah mı? Evet. Artık bundan sonra saçın dökülmeyecek. Vallahi mi? Evet. Dökülürse direkt gelirim bak. Bir tane kıl dökülsün. Hele bir yemeğin içinde bir kıl göreyim. O zaman gösteririm sana. Biraz senden bahsedelim. Neden bahsedeceğiz? Geçen bir yıldan sonrasında ne oldu? Kör oldum. Yok, bot basma muhabbetinden sonra. Zaten millet ciddiye almış sizin bot bastığınızı düşünmüş. Abi sinirlerim bu. TikTok'ta karşıma herkes, abi. Aa Furkan abinin kanalında söylemişler gerçekten bot basıyorlar falan. Arkadaşlar ailenize tavsiye. Önce çocuklarınızın beynini... Çök.
dökmez bilmem ne, anladın mı? Şey yapmam, nazar ellerine telefon verin. Heh, aynen. Aynen. Önce bir yani beyin kontrolü getir. Beyin kontrolü, ay şu falan. Annem bana geçen ne dedi biliyor musun? Evet. Ne dedi? Sana biri bir beynine kurşun astı dedi. Kurşun bir saat beynini kesinlikle arar dedi. Sana ben dedim. Öyle mi söyledi? Evet. Sorular çok güzeldi. Çok mu üzüldün? Tamam, ağlamam. Sadece onu. Dayanamam. Bunlar hayatta yaşanılacak şeyler. Cu. Acı. Acı. Hayır, hayır. Şey var ya. Şey nerede diyor? Cu'da diyor. Cu ne diyor? Cu. Tamam. Cu. Evet. Evet. Cu erken. Çok hayır ahmetli. Sana cu şakası yapayım mı falan diyorlar ya. Ben istemem böyle şeyler. Kafanın yarım saat beklemesi lazım. Bitlerim ölüyor. Bitlerin ölüyor. Bitler var kafanda. Harbiden kafandaki bitler gidiyor. Aa, çok yakıyor kafamı. Ay, bana topuk saç ne kadar yakışıyormuş. Bekle, bekle, bekle. Ay. Bazen konuşmasından rahatsız oluyor musun? Evet. Kapat o zaman. Neyi? Hayır ya! Nefes alamıyorum. Alırsın, alırsın. Burnunu açarız sen. Burnunu açacağız zaten. Ben korkuyorum, tamam. Panik atan sonrasında tamam. Darılıyor. Havasız kalması gerekiyor saçın. Tamam, tamam. Burnundan sonrasını ben hallederim. Yani burnu açık, tamam. Tamam, burnun açık da. Sıkıntı yok. Nasıl gözüküyor? Dilini çıkar. Dilini çıkar. Çıkar. Dilini çıkar. Çıkar, Allah aşkına. Bir görmüyor mu? Bir şey deneyeceğim. Çıkar bir. Çıkar gerçekten dışarıda. Bırak. Dur dur. Bakayım. Kesinlikle. Evet, bebek. Şey var ya, kundaktaki bebekler. Ay maşallah, minnoş muymuş bu? Çok. 20 dakika, 25 dakika bekliyoruz şimdi. Tamam. Tamam mı? Beklemedeyiz. Evet arkadaşlar, saçı bekledi. Beklemiş saçı. Bizde yaşık ya. Gözünden yaş akması çok normal. Yavaş yavaş işlemlere başlıyoruz. Saçın güzel güzel kurudu. Evet. Şimdi ilk önce fön işlemine geçeceğiz. Sonra preş işlemine. Preş. 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 Şeyi sıkıntı kullanmış. Bıyır mı? Hayır. Ben bıyığım var ya, nasıl rahatsız oluyorum şey. He? Yeşim resminin saçlarını düzleştirdik. Fönledik. Fönledik. Arkadaşlar ben de saçımı fönledim. Evet, o da fönledi saçlarını. Bir kendisine bakım yaptı. Ozon terapisine falan girdi böyle. Evet. Bir iyice bakım yaptı. Al eline prensi. Al eline prensi. Saçına bak nasıl duruyor. Tipe bak ya. Senin tipe bak. Şimdi pres işlemine başlıyoruz. Yakacağım 150 voltta giriyor. Saçım yanacak. Yok, yanmayacak, hiçbir şey olmaz. Dökülürse bir iki tel dökülür, o kadar. Yani o da hani dedik ya, saç dökülmeyecek diye. Dökülecek olanlar şimdi dökülecek, bitecek. Yani yakacağız zaten, yakacağız kadarını. Sen hiç görmüyorsun. Barış'ın ucuna dokunur musun, sıcak mı, bakar mısın bana? Yok, elini içine sok. Komple. Sıcakmış. Sıcakmış. Kulağım yanıyor. Of, çıkan dumana bak. Yanıyorum. Yanıyorum Fuat abi. Var ya, ama çok etki edecek be. Yeşim'in kafasından duman mı çıkıyor? Senin gözün mü duman? Allah Allah. Spreyi alıyor beni. Ölüyorum. Peki ben bundan sonra bir şey yüzleştirsem ne olur? Sürebilirsin, herhangi bir sıkıntı yok. Kokuyu aldın mı? Yeşim'in kafasından duman mı çıkıyor yoksa benim yüzüm de duman mı? Güzel oluyor, güzel. Aaa, kafan acıyor. Çok çekiyorsun, dikkat etsene! Sen nasıl koparsan? Hayır, hiçbir şey olmaz. Cız! Acımayacak, acımayacak. Acımayacak. Tamam. Acımayacak, hiç acımayacak. Her zaman oluyor mu? Her zaman bunu yapıyor muyum? Ne yapıyorum sanki? Her zaman böyle.
Arada illaki kopanlar olacak dedik. Şu kopanları atayım. Oha, bu kadar mı dökülecek? Yok lan, iki tel döküldü. Saçımı nasıl bozuyor? Ya! Bir dakika gel yaklaş. Geçim saçım bayağı yıpranmış. Bak bu var ya, bu tamamen yıpranan bir parça. Bunlar yıpranan parçalar. O ense kalıp. Oha! Hayır ya! Yeşil bunlar saçın kalmadı. Kopacak olan saçlar vardı ya. Kopacak olan saçlar şimdi koptu. Saçın kalmadı. Bak şimdi mesela daha dökülmez. Bak çekiyorum. Bak çekiyorum daha dökülmüyor mesela. Anladın mı? Ha, saça bak. Çekiyorum o. Ya bunu merak etmeyin. Bunlar şey olan saçlar, ölü olan saçlar. Gel. Hayır, kel kaldım ya. Ne kel kalması, gel saçmalama. Yeşil. Ya onlar saçlarım dökülüyor. Onlar zaten ölü olan saçlar. Ya. Bak şu saça bak. Ya. Bak şu an dökülmeyecek. Dökülenleri ben döktüm. Bunlar, daha burada saç var ya. Bak. Ama şey yap. Ben sana dedim bundan sonra saçın dökülmeyecek diye. Dedim mi? Tamam, sadece alttakileri de işte. Tamam işte. Onlar o en kötü olanlar diptekilerdi zaten. Saçım gel. Ne yapmış böyle ya? Kaskatı baksana. Saçını aşırı ya, kötü ya. Yani. Yaptırmayacağım. Hayır, saçların kaskatı. Hayır ya, 2-3 tane dökülüyordu. Ya ama parça, sen parça gelenler geliyor. Sen şimdi sabit bir arkana yaslan. Bir bana bırak ya. Bir sal bana. Tamam, bana bırak. Yaslan, bir sakin ol ya, tamam. Sakin ol. Ben düzleştirme saçımı, istemiyorum. Düzleştirmezsem olmaz. Bir sakin ol, sen bana bırak ya. Kopan saçlar kopsun zaten. Bunu yapmazsan bu sefer saç daha çok yıpranıyor. Diyor ya, evde sürekli dökülüyor diye. Yeşim bak. Ya şunu ya, sakinleştir, bir şey yap şu kıza. Bak şunu, Allah aşkına. Şunu, bana ya, gel. Hayır, istemiyorum bir ya. Bir sakin ol. Yapmak zorundasın ki bunu. Değil. Bunu yapmazsak saçın daha fazla dökülecek. Anlamıyor musun beni? Evet. Yıpranacak saçın. Yapmadan önce bize mi sordun? Saçın yıp... Ben dedim mi sana yıpranma olacak diye? Oluyor işte. O yıpranmalar geliyor. Yeşim, saçın daha çok zarar görecek. Ben istemiyorum. Kurutman lazım ama bunu. Kurutma ya. Saçın daha çok zarar görecek. Ama yavaş yavaş dökülüp ye kel kalırsan. Kalmaz, kel kaldı, kel kaldı. Kel kalma ihtimalin de var. Yok öyle bir şey. Ben o kadar sanat değilim. Kalmaz kel falan. Nereden? Gidiyor benimle ya. Ya bıraksana Allah aşkına. Ya bir şey söylesene. Ben dedim mi sana ilk başta biraz dökülecek. Biraz mı? Ama çok. Bak bunlar ölü saçlar bak. Ya bunlar ya. Tamamen ölü saçlar bak. Ya! Ya benim saçım değil! O zaman niye bu kadar çıldırıyorsun? Tamam sakin. Sakin ol, senin değil. Tamam senin değil. Dur bir saniye. Dur. Ya abi tamam senin değil. Niye ağlıyor? Ya sakinleş, senin değil saç. Saç senin değil. Çakma saç. Vallahi şaka. Ya kanalın içinden çıkıyor. Bu şu an saçının kendi olmadığına mı üzüldün yoksa başkasının saçına değdiğine mi üzüldün? Şu an bir dursana. Ulan benim saçıma bak. Ya senin saçın değil, senin saçın bu renk mi? Tamam, senin bu saçın renk. Değil. Bu renk de ama senin saçın değil. İçinden kıl çıkıyor. Tamam başka saç koydum onu ya. Sana şaka yaptık. Ya şaka yaptık diyorum hala da. Ben sana saç koydum. Saç koydum saç. Bak. Biliyordum zaten. Tamam biliyordun o zaman niye ağladın? Ağlamadım. Niye üzüldün? Üzülmedim. Ta hala da niye saçını yokluyorsun? Benim saçım çıkıyor anne. Tamam mı? Sakin ol. Ya, sakinleştir bir şey yap. Ulan bir şey yapken saç koydun. Ağlıyor abi. Yeşim bir sakin ol. Bak senin saçın değil. Ben çıldırdım burada kışkırtma yapıyormuşum. Ulan saç değil. Yeşim. Yemin ederim sana, bak, yemin ederim, harbi kuşkutmayı görmek istiyorsan... Ya! 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 Bana bir şey de yap! Ya! Bir dakika!
Ne polisi dersin? Tamam bir dakika gel. Tamam. Bu polisler hep dişimden saçımı kestiler abi. Saçımı kestiler diye şikayet edeceğim. Su içene yılan bile dokunmaz. Ama ben yılan değilim. Olacaksa ağır bir kışkırtma olsun. Bak bir gel. Bir gel bir şey söyleyeceğim. Fuhu, tamam bir şey söyleyeceğim. Bir gel. Bak şimdi tuttun ya bu saçı. Ya hayır. İki saçın aynı yerini tut. Tut bir aynı yerini. Tamam hayır aynı yerini tut. Ya, ya ağladı. Yeşil. Ya bunu çok kesti. Hayır çok kesmedi. Yok ya. Ya yapma ya. Gideceğim ama ya. Ağlayacaksan. Tamam kes. Dur. Uzatacaksın. Ağlıyor harbiden ağlıyor. Tamam. Ya uzatacaksın acaba. Bak şurada. Ya yamukum tutuyor ya yapma ya. Lan bir otur. Bir otur, göstereceğim sana nereye kestiğimi. Söz. Söz, bir otur. Bir otur, bir bakar mısın? Lütfen. Gel otur. Oturtur musun? Oturtur. Oturtur. Nereye kestiğimi göstereceğim sana. Tamam mı? Bak, sana kestiğim alan tam şurası. Tamam mı? Ama ben bu saçı şuradan kesseydim, sıkıntı yaşardım. Ama kesmedim. Ama kestim. Şimdi kestim, onu göstermek için kestim. Mesela gelsem saçın şöyle köküne ara makası atsam sıkıntı yaşarım. Şuraya atsam yaşarım. Ama o sıkıntıyı yaşamazsın. Harbi kışkırtma istiyorsan gel. Gel. Ama bak ben bir şey yapmadığım halde böyle diyor ya. Ona üzülüyorum. Ya Yeşim. Dur. Gel. Bunlar senin saçların değil. Hayır ya kesin benim. Böyle gideceğim bırak. Ya bunlar senin saçların kesin değil. Senin saçımı kestin ya görmeyeyim ben. Ağlıyor harbiden ağlıyor. Aç. Bırak beni gideceğim bana. Tamam dur. Tekne gideceksin eve. Ya onlar senin saçların değil. Ya ben saçımı uzatmak istiyordum ya. Ya uzatırsın yere kökü sen de uzar. Uzar sakin ol. Bir şey yapma. Hayır bana oturmayacağım. Şuraya otur. Bir şey söyleyeceğim. Sana kısa saç daha çok yakışacak. Kısa saç daha çok yakışacak diye kestim. Yoksa kesmezdim saçını. Bana güven. Sonunda ben keserim kendimi. Sonunda mutlu olacaksın. İstemiyorum. Çok mutlu olacaksın. Aşırı mutlu olacaksın. Böyle diyeceksin ki of ben sana bu kadar söz söylediğim için çok özür dilerim. Pişman oldum falan diyeceğim. Bak bunları söyleyeceksin. Hadi ben diyorum sana. Şikayet edeceğim buraya da görüntü. Gel buraya gel. Hadi rahat. Ya gel otur buraya. İstemedim anne kesin saçımı kesemez tamam, ya. Tamam zaten gel hayır, otur. Hayır istemiyorum. Ya bir dakika ben kes. Tamam açabilirsin. Aa açıkmış. Kitlememişim. Kitlememiş oğlum. Gel otur buraya. Tamam eve gitmeden öncesinde şurada bir toplayalım. Son valla. Söz, bütün oyun ya, bitiyor. Gel bana güven. Bana güven. Hayır başka bir yer olur mu? Bana geldin. Aldatmak olur mu? Kardeşim, bir şey söyleyeceğim. Kuaför aldatmak sevgili aldatmak gibidir. Evet. Beni aldatamazsın. Sevgilim yok. Defolsun. Tamam aç. Anlatır. Yok ki anlatır. Bu arada akıllı kes gidecek. Tamam aç. İkna oldu. İkna oldu. Bak kendi bana teslim etmiş olan bir müşteri görüyorsunuz. Ve sonunda çok mutlu olacak bu müşteri. İnşallah. Evet. Bir şey olursa direkt kapattırırım burayı hiç düşünmeyerek. Neyi kapattıracaksın? Burayı kapattırırım. Nasıl kapattıracaksın? Kapattırırım. Yine. Mutlu olursan peki buraya ortaklık için mutlu para olmam. Verecek misin? Mutlu olma. Tamam geri kalanını başka kuaföre gidersin. Öyle yapacağım.
Bırak. Aa, zarf attım, şaka yaptım. Hemen de aldatıyor beni, görüyor musun? Kuaförü aldatmak sevgili aldatmaya benzer. Sevgilim yok dedim sana. Kuaförüm var. Ben sevgilimi aldatmayı kuaförüsün. Şey, kuaförüm. Sevgilimi aldatmayı seviyorum. Sevgilini aldatmayı seviyorsun. Ama beni aldatamazsın. Ben bildiğin kuaförlere benzemem. Öyle bir aldatırım ki. Tamam, bir sakin ol, bir sakinleş. Kahve söyleyeyim mi sana? Hayır. Çay? Kes. Tamam, keseceğim. Ya. Kahve söyleyeyim mi? Hayır. Çay? Hayır. Oralet? Hayır. Kuş burnu? Biliyor musun kuş burnu? Papağan oluyor, burnu oluyor. Dur biraz ya. Tamam, mutlu ol. Şu kızı mutlu et bir ya. Şaka yaptık. Hocam mutlu ol. Ama bu saç daha çok yakışacağını düşündüm. Barış dedi ki bana. Abi onun da kısa bir saç yapalım dedi. Barış. Tamam. Tamam, Barış'ın altından çıktım. Harbiden diyorum. Barış. Bütün sorunumuz Barış. Barış dedi ki. Abi dedi, kısa bir saç yapalım dedi. Ben de tamam dedim. Kısa bir saç yaparsak yakışır. Bütün sorunlu o. Bak harbiden. Asla konuşmam. Asla. İnanmıyor musun? Tamam, asla konuşmayacağım Barış. Kanıt. Tamam. Kanıt gösteriyorum sana. Kanıt gösteriyorum. Bu parayı Barış verdi bana. Oha. Barış da o kadar bir yalan söyledim. Ben de parayı. Ya asla ben... asla yüzüme bakamaz. Hani inanmıyordu? Defolayım asla. O parayı vermedi ama gerçekten parasız olarak bir iş ortaklığı yaptı. Ben saçımı keskileceğim. Tamam, bir mutlu ol. Hayır. Arkadaşlar bizim bunu sakinleştirmemiz lazım. O yüzden bir ara vereceğim. Bir sakinleşsin. Artık bu olayı anlatalım ona. Diyelim ki hani sakin ol. Saçım böyle daha güzel olacak vesaire vesaire. Çünkü sizi de burada çok fazla sıkmak istemiyorum. Bunu sakinleştirip geliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi biraz daha sakinleştirdik. Saçını sağından solundan falan düzelteceğiz dedik. Şimdi Yeşim'e kesmeye geçiyorum. Yeşim hala kızgın bana. Kızma bana. Ya bir şaka yaptık sana. Ama mutlu ol diye. Saçın daha güzel olacak, emin ol. Biraz yamuk yumuk olmuş yani ama. Alışacaksın ya. Sakin ol. Ara veriyoruz. Ya sakin ol ya. Sakin ol. Bana bırak. Ben diyorum sana bana bırak diye. Ha? Çok beğendim. Barış. Bence çok güzel oldu. Beğendim diyor. Yani beğenecek. O kadar ağlamana değdi mi? Değdi. Ağlamasaydım belki daha kötü geçecek. Ağladığım için vicdan yaptım, iyi kesin dedim. Çok güzel oldu. Bence de yeni tarzın aşırı yakıştı sana. Benim eski tarzım. Ben yapınca yeni oldu. Evet. Değil mi? Bozma. Sence Barış? Çok güzel olmuş. Dokunsana bir, elin geçiyor mu rahat rahat? Yumuşacık değil mi? Evet. Harikada. Şimdi beni öp. Ya harika ya. Ben kimseden özür dilemem. Tamam. O kadar ağlamadın. Aynen öyle. Yüzümde maske var. Aynen öyle. Edit yaptım kendi kendime. Cidden hangi kamera? Ben de aynaya bakıyorum sürekli. Oraya söyleyelim. Burut kamera oynayabilirsin. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum Furkan abi. Çünkü güzel yaptı. Benim için ne diyorlar biliyor musun? Önce ağlatıyor sonra güldürüyor diyorlar. Doğru diyor. Bugün sen çok fazla ağladın. Gerçekten kıyamadım ya. Ben hep ağlıyorum. Bu kadar çok ağlayacağını tahmin etmedim ya. Evet, son olarak saçı gösterelim. Bu arada kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve Barış ve Reşim'i de... Bir de bana en çok hangi saç yakışanları yorumlara yazmayı unutmayın. Uzun ve kısa mı? Tabii kısa diyeceksiniz biliyorum. Aynı zamanda Barış ve... Aynı zamanda Yeşim'i. Sadece Yeşim'i. Ha, ne? Barış deyince böyle yapıyor, farkındasın değil mi? Anlamadım ki. Ha, takip edersiniz. Bıraktım aşağıya. Evet, tamam, videonun sonuna geldik. Evet. Görüşmek üzere, saçın son halini gösteriyor size. Bye. Bye.